Bu videoda karaciğerinizin durumunu, ayağınızdan nasıl teşhis edebileceğinizi konuşacağız. Burada tam anlamıyla bir teşhis koymuyoruz. Sadece karaciğer probleminiz olabileceğine dair belirtilere bakmak için ayakları kullanıyoruz. Modern tıpla ilgili en büyük sorunlardan biri, her şeyin çok uzmanlaşmış olmasıdır. Demek istediğim, ayaklarla ilgilenen ve karaciğeri inceleyen birbirinden ayrı uzmanlık alanları vardır. Yani bir hepatolog, Bazen tek bir alana odaklanırsanız büyük tabloya bakamazsınız ve farklı ilişkiler kuramayabilirsiniz. Biz de bugün bu etkileşimlerden bahsedeceğiz. Vücudunuzdaki etkileşimleri ve benzer şeyleri ne kadar doğru anlarsanız vücudunuzu özellikle de karaciğerinizi daha iyi değerlendirebilirsiniz. Böylece kendinize çok daha iyi bakabilirsiniz. Bir süre önce bu konuyla ilgili başka bir video yayınladık ve bu videoyu hazırlamama sebep olan bir yorum gördüm. Takipçilerimden biri çok alkol içtiğinden ve bahsettiğim video sayesinde içkiyi bıraktığından bahsetmişti. Bu gerçekten harika bir şey. Öyleyse bir sonraki bölümü açıklamak için konuya girelim ve beyaz tahtaya geçelim. Pekala. Bacakların alt kısmında oluşan mor, kahverengi, kırmızı noktalarla başlayalım. Bu durumda sızdıran kan damarlarımız vardır. Bunun tıbbi bir terimi var. Onu da birazdan söyleyeceğim. Biraz uzun bir terimdir ama onu size tanımlayacağım. Buna trombositopeni denir. Bu durum genellikle bir karaciğer problemi ortaya çıkar. Gelin bu terimi parçalayalım. Trombosit nedir? Bu bir kan pulçuğudur. Peki kan pulçuğu nedir? Bunlar pıhtılaşmaya yardımcı olan hücrelerdir. Aslında trombo Yunanca bir kelimedir ve pıhtı anlamına gelir. Sonra saydo hücre demektir. Pinia ise düşük demektir. Özetle trombosit sayımız düşük demektir. Yani trombositopeni temel olarak pıhtılaşamayacaksınız ve bu nedenle sızdıran kan damarlarınız olacak demektir. Belirtisini bu bölgede görebilirsiniz. Bunu ilerlemiş karaciğer hastalığında ve şeker hastalığında da görebilirsiniz. Bu arada karaciğer şeker hastalığına neden olabilir. Dolayısıyla bu belirtiler her iki rahatsızlıkta da görülebilir. Sıradaki şey örümcek anjiyomu. Bu da vücudunuzun belirli bölgelerindeki kırmızı kan damarlarının örümcek benzeri bir şekilde görünmesidir. Ayak bileklerinizde, ayaklarınızda, alt bacaklarınızda ve vücudunuzun diğer kısımlarında görülebilir. Bu bir östrojen sorunudur. Çünkü östrojen kan damarlarını genişletir. Bunun hamilelikte görülmesinin nedeni de budur. Çünkü hamile kadınlarda yüksek düzeyde östrojen vardır. Bu durum ayrıca doğum kontrol hapları Hormon replasman tedavisi almanın ve ayrıca karaciğer rahatsızlıklarının bir yan etkisi olarak da görülür. Çünkü karaciğer östrojenin sınırlanmasına yardımcı olur. Karaciğerinizde hasar varsa hem erkeklerde hem de kadınlarda daha yüksek östrojen seviyeleri gözlemlenir. Peki sırada çatlak topuklar var. Bazen topuklarınızın etrafında o çatlak, kuru, kanayan deri olur. Bu genellikle bir vitamin B3 eksikliğidir. Eğer ciddi bir B3 eksikliği varsa bu, pelegra hastalığına yol açabilir. Ancak çeşitli semptomlar gösteren bir pelegra türü değil, sadece tıbbi müdahale gerektirmeyecek, sadece ciltle ilgili belirtiler oluşturan sap klinik pelegraya sahip olabilirsiniz. B3 vitamini eksikliği, cildin sürekli kendini yenilemesi gereken hücre döngüsünün yüksek olduğu vücut bölgelerini etkiler. B3 eksikliğiniz olduğunda artık hücreleri verimli bir şekilde yenileyemeyeceksiniz ve bu çatlamış cilt şeklinde ortaya çıkacaktır. Peki buna ne sebep olabilir? Çok fazla alkol içmeye bağlı karaciğer sorunları ve çok fazla mısır tüketmekten de kaynaklanabilir. Bunun hakkında birazdan detaylı konuşacağım. Bir sonraki kuru ve pul pul dökülmüş bir cildimiz var. Ayağınızın belki belirli bir kısmında bu sert, kuru ve pullu bir cilt durumu olabilir. Bu genellikle düşük omega-3 yağ asidi kaynaklıdır. Bu safra eksikliği nedeniyle de olabilir. Çünkü karaciğerde kısmi yağlanma vardır ve bu yağda çözünen besinleri çıkarmak için safra üretemeyecek bir durumdadır. Bu gerekli besinlerden biri de omega-3 yağ asitleridir. Bu çok fazla omega-6 yağ asidi tüketmekten de kaynaklanabilir. Bu mısır yağı, soya fasulyesi yağı, kanola yağı ve hatta yer fıstığı yağı veya aspir ayçiçek yağı olabilir. Sırada kaşıntılı cilt şikayeti var. Bu genellikle safra kanallarında bir tür çamur olduğu için safranın biriktiği bir durumdur. Bunun tıbbi terimi kolestazdır. Böylece karaciğerinizde safra birikir. Bu safralar kanda ve cildinizde de birikebilir. Cildinizde safra varsa çoğu zaman ayağın alt kısmında ve belki de ayağınızın şu kısmında kaşıntınız olur. İdrarınızın daha koyu olduğunu da fark edebilirsiniz. Cildiniz biraz sarı olabilir. Özellikle gözlerinizin beyaz kısmı sarı olabilir. Dışkınız renk olarak daha açık olur ve kötü kokar. Demek istediğim karaciğerin görevlerinden biri vücudu toksinlerden arındırmaktır. Bu yüzden karaciğer toksinlerden arındıramazsa toksinler deri yoluyla salınır. Pratisyenlikte bel ağrısı olan insanlara ayaklarına odaklanarak uyguladığım terapilerle gerçekten yardımcı olan bir teknik öğrendiğimi hatırlıyorum. Böylece kliniğime gelen insanların ayaklarına terapi uygulayarak veya ayaklarının altına masaj yaparak çalışmalar yapardım ta ki karaciğer şikayetleri olan bazı insanlar gelene kadar. Bu kişiler geldikten sonra onları ayakları üzerinde çalışması için başka bir yere yönlendirmeyi düşünüyordum. Çünkü ayakları biraz kokuyordu. Çünkü bazı insanlar düzenli olarak ayaklarını yıkasalar bile karaciğerleri zehirli ise bu koku devam eder. Ayağın alt kısmı ile ilgili bir durum daha var. Eğer bir kişide yanma hissi gibi bir ağrı ve uyuşma varsa bu genellikle periferik nöropatidir. Genellikle ayak tabanı fasiti olarak teşhis edilir. Fakat işin ilginç yanı şu. Bunun sonunda insülin direnci prediyabete dönüşür ve ardından karaciğer kaynaklı diyabet ortaya çıkar. Yani insülin direnci, prediyabet veya diyabeti olan herkesin karaciğerinde bir sorun olur. Kara ciğerde ne kadar çok yağ ve iltihaplanma gelişmeye başlarsa o kadar çok insülin direncine sahip olur. Bu da kan şekeri durumunun şiddetlenmesine ve kötüleşmesine yol açar. Sonra gut hastalığı denen bir rahatsızlık var. Şimdi genellikle gut hastalığı denildiğinde aklımıza böbrekler gelir. Çünkü böbrekler kanı filtreler ve ürik asitten kurtulurlar. Fakat üre döngüsü denen bir şey vardır. Bu döngü proteinin parçalanmasını içerir ve ayrıca ürik asitle ilgilidir. Dolayısıyla karaciğeri tedavi ettiğinizde, karaciğer üzerinde çalıştığınızda, gut ataklarınız ile semptomlarınızın azaldığını ve çok daha iyi hissettiğinizi fark edeceksiniz. Ancak gut hastalığının ana semptomu, ayak baş parmağında ve buradaki eklemde iltihaplanma nedeniyle ağrı olmasıdır. Şimdi ise genellikle mikrobiyal bir dengesizlik kaynaklı ayak tırnağı mantarı var. Normalde mantarların aşırı büyümesine karşı koruma sağlamak için bağırsaklarınızda çeşitli yararlı mikroplara sahip olmalısınız. Bu, mikrofloranızdaki bir dengesizlikle ilgilidir. Bu aynı zamanda karaciğerle de ilgilidir. Çünkü karaciğer ve bağırsaklar birlikte çok ama çok yakın bir şekilde çalışırlar. Karaciğer çalışmadığında olan şeylerden biri de safra üretilememesidir. Bu ince bağırsağın bakterilerden temiz tutulamaması ve bakterilerin aşırı büyümesine neden olur. Sağlıklı bir karaciğer ince bağırsak bakterilerinin aşırı büyümesi olan SIBO'yu önlemeye yardımcı olabilir ve bu mikropları kontrol altında tutabilir. Böylece bir bakteri veya mantarın diğerine nazaran aşırı büyümesine sahip olmazsınız. Maruz kalabileceğiniz bir sonraki şey ayak parmaklarınızdaki nasırlardır. Genellikle ayak parmaklarının iç tarafında büyürler ve çok can sıkıcı olabilirler. Nasırların asıl nedeni A vitamini eksikliğidir. A vitamini bedirle hücrelerin farklılaşmasında rol oynar. Bu nedenle eğer A vitamini eksikliğiniz varsa belki biraz garip büyümeler, kuruluk, pürüzler ve çeşitli cilt sorunlarıyla karşılaşacaksınız. Bu nedenle düşük safra tuzlarından kaynaklanan omega 3 yağ asidi eksikliğine ek olarak A vitamini eksikliğiniz de olabilir. Safra tuzları A, E, D, K vitaminleri gibi yağda çözünen besinleri parçalamanıza yardımcı olur. Karaciğer yağlanması safra üretimini engelleyebilir. Kötü bir karaciğerin başka bir belirtisi de ayaklarınızın çok ısınmasıdır. Yani karaciğer işlev bozukluğu ayaklarınızın sıcaklığını değiştirecektir. Karaciğerle ilgili son belirti genişlemiş bir ödemdir. Bu durumda bacağınızın alt kısmına bir baskı uygularsanız orada içe doğru bir iz kalabilir. Bu bir karaciğer problemidir. Karaciğerin normalde vücudunuzdaki sıvı dengesini koruyan belirli proteinleri üretmesi beklenir. Bu proteinlerin eksikliği olduğunda sıvı birikmesi yaşarsınız ve bunlar hücreler arasında ara boşluklar denilen yerlerde görünmeye başlarlar. Ayrıca karın çevresindeki boşluklarda da birikir. Bunu genellikle sirozu olan erkeklerde görürsünüz. Karınları şişmiş olur çünkü içinde sıvı vardır. Buna asitest denir veya vücudun alt kısmında olunca ödem olarak bilinir. Ödem genellikle alt bacaklarda veya ayaklarda. Karaciğer sağ tarafta olduğu için sağ tarafta daha fazla görünmeye başlar. Ayrıca o tarafta çok sayıda lenfatik birikebilir. Her iki tarafta da ödem varsa bu kalbi etkileyebilir. Pekala, şimdi ofisime geri dönelim. Geri döndük. Bahsetmek istediğim iki şey var. Oldukça basit bir şekilde nelerden kaçınmanız gerektiği ve ardından bir karaciğer probleminiz varsa ne yapmanız gerektiği hakkında konuşacağız. İlk olarak karaciğer problemleriyle ilgili en büyük sorunlardan biri çok fazla ilaç almaktır. Elbette size ilaçlarınızdan uzak durun demeyeceğim ama bazı ilaçlara alternatif bulmak için doktorunuza danışmak isteyebilirsiniz. Çünkü çok fazla ilaç alırsanız ilaçların toksik etkileri nedeniyle karaciğerinizde çok fazla hasar oluşur. Karaciğerin tüm görevi detoksifikasyonla ilgilidir. Bu yüzden yükü azaltmak muhtemelen en önemli şeylerden biridir. İkincisi, şeker ve rafine karbonhidrat miktarını azaltmak karaciğerinizde büyük bir değişiklik yapacaktır. Ne kadar çok şeker ve rafine karbonhidrat tüketirseniz, karaciğerinizde o kadar çok yağ oluşur. Bence bazı insanlar kan dolaşımındaki kolesterolün karaciğerlerindeki yağın büyük olasılıkla uyguladıkları diyet yağı veya kolesterolden değil, karbonhidrat veya şekerden geldiğinin farkında değiller. Şeker vücutta kolesterol ve yağ dönüşür. Bu dönüşümün uzun bir yolu var ve karaciğerde son bulur. 3 numara, karaciğerinizin durumu ne kadar kötüyse, o kadar az pişmiş yemek yemeniz gerekir. Çünkü çok pişmiş yiyecekler yerseniz, karaciğerinizin sindirime yardımcı olması için ihtiyaç duyduğu enzimleri öldürürsünüz. Rafta uzun süre beklemiş konserve yiyecekler de karaciğer için gerçekten zordur. Dördüncüsü, alkol olarak bildiğimiz tüm içecekler, zaten bildiğiniz gibi alkol karaciğer ve vücudun diğer birçok bölgesi içinde çok zorlayıcıdır. Sağlık nedenleriyle alkol alıyorsanız, yakın zamanda alkolün sağlığa hiçbir faydası olmadığını keşfettiler. Vücudunuz onu detoksifiye etmek zorundadır. Alkol birçok eksikliğe neden olur, özellikle B3 vitamininde. Bu da dermatit gibi bir tür pellegra benzeri semptomlarla ve pek çok cilt sorunları ile ilgilidir. B1 vitamini eksikliği, magnezyum eksikliği, çinko eksikliği ve her türlü besin maddesi eksikliğinden bahsetmiyorum bile. Bu nedenle alkolü azaltmak yerine tamamen bırakmanızı tavsiye ediyorum. Peki 5 numara ve bunu kesinlikle biliyorsunuz abur cuburlar ve fast food restoranlarında yediğiniz hazır yiyecekler. Bunlar karaciğer için oldukça ölümcüldür. Tabii ki üniversitedeyken Burger King ve McDonald's'ın sundukları çeşitli kampanyalarla geçinip daha sonra bunun bedelini ödediğimi hatırlıyorum. Tabii ki kendime mezun olduğumda sağlıklı besleneceğim demiştim. Sonra mezun olduğumda yaşlandığımda sağlıklı besleneceğim dedim. Bunu ertelemeye hep devam ettim. 6 numara Mısır'dan uzak durmalısınız. Peki neden özellikle Mısır diyorum? Çünkü Mısır'la ilgili çok özel bir şey vardır. Mısır'ın B3 vitamini ve B3 vitaminine dönüşen triptofanı çok düşüktür. B3 vitamini eksikliği olan pelegra denilen bu durumdan daha önce bahsetmiştim. Ayrıca B3 vitamini ve B3'e dönüşmeyen triptofanın çok çok düşük olduğu subklinik pelegra tipi bir durumunuz da olabilir. Cildinizle ilgili dermatit, aynı zamanda ishal ve hatta bunama gibi farklı semptomlara sahip olabilirsiniz. Ancak cildin çok kuru ve pullu olduğu çatlak topuklarınıza ek olarak her türlü sorunu yaratabilir. Ben gerçekten hiç mısır yemem diyor olabilirsiniz. Amerika'daki ortalama bir insanın her yıl 1540 pound veya 700 kilogram mısır tükettiğini biliyor muydunuz? Tamamen şeffaf olmak gerekirse %100 emin değilim ama sanırım bu tüketimin bir kısmı benzine kattıkları etanol olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden tam 700 kilogram olup olmadığından tam olarak emin değilim. Demek istediğim bu tüketilen miktar çok daha az olabilir ama kesinlikle en az 160 kilogram civarındadır. Ancak farklı ürünlerde de mısır unu kullanılmaktadır. Demek istediğim mısır ezmesi, mısır gevreyi, yüksek fruktozu mısır şurubu içeren yüzlerce yiyecek vardır. Çocuklar tonlarca mısır içeren içecek içmektedir. Bazı alkollü içecekler mısırdan yapılır. Salata sosunun yanı sıra birçok farklı gıdada da bulunan mısır yağına sahipsiniz. Genellikle mısırdan elde edilen yapay bir şeker olan maltodextrin diye bir ürün vardır. Sonra patlamış mısır var, başka bir yapay şeker olan ve pek çok farklı gıdada bulunan dextroz da var, modifiye mısır nişastası var, ayrıca çiftlik hayvanlarının yeminin %60'ı mısırdan yapılır. Sığır, domuz ve tavuk yemlerinden bahsediyorum. Böylece bu mısırın tamamı hayvana gidiyor ve mısırı dolaylı olarak yemiş oluyorsunuz. Daha önce de söylediğim gibi, hayvansal ürünler, yumurta, süt ürünleri ve benzeri gibi B3 ve triptofan açısından yüksek olan diğer şeyleri de tüketmiyorsanız, mısır B3 eksikliği ve triptofan eksikliği yaratabilir. Şimdi ise karaciğere iyi gelen şeylerden bahsedelim. Safra kesesi ile ilgili bir sorununuz olursa, tutka denilen bir şeye ihtiyacınız vardır. Tutka bir tür safra tuzudur ve bu muhteşem bir üründür. Tutka karaciğer açısından safranın inceltilmesine, tüm karaciğer tüplerinin boşaltılmasına ve toksinlerin bu küçük tüplerden ince bağırsağa serbestçe süzülmesine yardımcı olacaktır. İkincisi, en iyi bitkilerden biri. Aslında bu en iyi bitkidir. Karaciğer için en iyi bitki, süt deve dikenidir. Pekala, bu bitkiyi kendi arka bahçenizde bile bulabilirsiniz. Deve dikeni karaciğeri koruyan belirli özelliklere sahiptir. Bu bitki aynı zamanda bir mantardan, belki bir yılan ısırığı nedeniyle veya belki de bir ilaçtan bir tür zehirlenmesi varsa kullanılır. Aslında eğer ilaç kullanıyorsanız, aynı zamanda karaciğeri korumak için süt deve dikeni almalısınız deve dikeni ve tutka karaciğer zehirlenmesini azaltmaya yardımcı olabilir. Üçüncüsü daha çok turpgillerden sebzeler. Lahana, brokoli, brüksel lahanası ve lahana tüketmeye başlayabilirsiniz. Bu sebzeler karaciğer detoksifikasyon sürecinde gerçekten önemli olan kükürdü çokça içerir. Ayrıca karaciğerde biriken aşırı östrojen miktarını detoks ederler. Dördüncüsü oruç tutmak ve ben düzenli olarak oruç tutmaktan bahsediyorum. Mesela günde bir öğün yiyebilirseniz bu harika olacaktır. Çünkü ne kadar çok oruç tutarsanız bu karaciğeriniz için o kadar faydalı olacaktır. Ara öğün şeklinde atıştırmalar yapmadan minimum öğün yemelisiniz. 5 numara sağlıklı keto diyeti. Karaciğerinizdeki stresi büyük ölçüde azaltacak yüksek kaliteli gıdalar içeren ketojenik diyetin sağlıklı versiyonunu uygulamalısınız. Keto diyetini yapmaya başladığınız günü takip eden birkaç hafta içinde bile karaciğerinizdeki yağı gerçekten azaltacaktır. Vay canına! Böylelikle artık karaciğerinizin sağlığı için yapacak çok etkili bir devanız var. 6 numara Morina karaciğeri yağıdır. Morina karaciğeri yağının harika yanı, karaciğerdeki yağı ve iltihaplanmayı azaltacak ve karaciğerdeki yara dokusunun parçalanmasına yardımcı olacak omega 3 yağ asitlerinin yüksek olmasıdır. Fakat aynı zamanda cildiniz ve ayağınızda görülebilecek diğer bazı belirtiler için harika olan A vitamini ve D vitamini açısından da zengindir. Şimdi izlenmesi gereken bir sonraki gerçekten önemli video, karaciğeri temizleyen en iyi 7 yiyecek başlıklı videom olacaktır. Bu size ne yemeniz gerektiği hakkında çok daha fazla ayrıntı veriyor ve bu videoyu tam buraya ekliyorum. Buradan ulaşabilirsiniz.